normalleşmek için AKP ne yapıyor diye sordu. Ben de sizlere soruyorum, ne yaptı Allah aşkına AKP? Bir tane örnek. Yani. Bakın, meclis açıldığı günden beri Can Bey, her Allah'ın günü 4 veya 5 tane araştırma önergesi verilir ve son derece ciddi konularda. Hele geçen hafta CHP verdi, biz verdik, hepimiz verdik. Şu narin cinayeti, çocuk cinayetleri, çocuk suistimalleri, hepsini tartışalım, konuşalım, komisyon kuralım. Allah aşkına ya, bir tanesi de dikkate almaya değer olmaz mı bu önergelerin? Bugüne kadar hepsini reddettiler. Sen muhalefeti yok farz edeceksin. Toplumun yarısından fazlasını temsil eden siyasi partileri yok farz edeceksin. Ondan sonra da takılın peşime, gelin ben ne dersem o diyeceksin. Ben tabii siz araştırmacısınız, mutlaka onu daha iyi değerlendirirsiniz ama ben bu anketlerle ilgili ciddi soru işaretleri taşıyorum. Yani sahada gördüğüm gerçeklik bunları yansıtmıyor. 31 Mart seçimi öncesinde de buna benzer şeyler yayınlandı ve saha bas bas bağırıyordu gerçekleri. Yine ısrarla aynı şeyi söylüyorum. Muhalefet, topyekün hepimizi kastederek söylüyorum, makro bir hata yapmasın. Samimi olarak sahada ciddi olarak çalışsın, umut olsun insanlara, kadrolarıyla, söylemleriyle, milletin diliyle sahada olsun, tartışmasız bu ceberut iktidarı yerin dibine gömecek bu millet. Hazır, o kadar bağırıyor ki yeter artık diye. Şu anda çaresizlik içerisinde Erdoğan oyun kurmaya çalışıyor. Saray birbirine girmiş, sarayın içerisinde gruplar birbiriyle kavgalı. Sarayla partinin genel merkezi kavgalı. Genel merkez içerisinde büyük bir ayrışmalar var. Bakanlar birbiriyle çatışma halinde. Erdoğan kendi yapısını konsolide edemediği için, sahadaki gerçeklikten de anketler dışında haberdar olduğu için ve görüyor nelerin olacağını, aman diyor ben muhalefeti dizayn edeyim, İşte mümkünse CHP'yi kendi içerisinde tartıştırayım, bir takım gerçek olmayan gündemlerle, adaylık tartışmalarıyla, mahkemelerle, şunlarla bunlarla meşgul edeyim, aman ekonomiyi konuşmasınlar, aman Türkiye'nin problemlerini konuşmasınlar. İddiayla ve ısrarla söylüyorum, bu millet AKP'den kurtulmaya hazır. AKP'nin oyun alanından çıktığımız takdirde doğru bir politikayla, rasyonel bir politikayla, doğru bir kadro ve söylemle AKP tarihin karanlık sayfalarına gömülecektir. O antipantez içinde söylediğiniz önemliydi. AKP'nin oyun alanından çıkmak kaydıyla. Kesinlikle. 12 kere değiştirdin anayasayı. Ne oldu şimdi? Darbenin ruhu dolaşıyormuş anayasanın içerisinde. Yani bu ülkedeki anayasayı yamalı bohça yapan sensin. Ve şimdi de diyorsun ki ben, kusura bakmayın, girdim araya ama biraz böyle heyecanımdan girdim. Ve sonra da diyorsun ki, ve bunu da meclisin açılış günü söylüyorsun, anayasayı değiştirelim, biz zaten hazırlıkları tamamladık. İsterse, varsa bir fikriniz, gelin bize katılın diyorsun. Ve ondan sonra normalleşelim diyorsun. İsimler bulacak mı? Bulabilirse gerçekten de ona can suyu olacak mı? Hani o tartışmayı ayrıca yaparız ama o isimleri bulabilecek mi? Hayır, bulamıyor. AK Parti'nin çünkü toplumla bağı o kadar koptu ki ve gerçekten de artık insanlar nezdinde bir ümit yaratmaktan o kadar aciz bir konuma düştü ki gençler özellikle artık orayı tercih etmiyorlar. Orada siyaset yapmayı tercih etmiyorlar. Orada bir gelecek görmüyorlar. AK Parti eskiden ya işte insanlara mevki makam dağıtarak ya onlara işte onların gözünde bir umut sunarak siyaset yapıyordu. Umudu zaten yaratamıyor. Diğer taraftan artık AKP'nin dağıtacağı bir mevki makam vesaire de kalmadı, inanın. AKP'ye üye olmaktan kaynaklanacak bir ekonomik avantaj falan da kalmadı. Eskiden şöyle bir bakış açısı vardı. Eğer bir genç işsizse İşte nasıl iş bulur? AK Parti gençlik kolları da kaydolurdu. Gerçekten de bir şekilde iş bulabilirdi. Şimdi artık AK Partililer kendi tabanlarına da, kendi gençlerine de iş bulmakta vesaire parasal bir fayda sağlamakta zorlanıyorlar. Hani şimdi sokak röportajlarında şu modeli çok görmeye başladık sevgili Sinan. Adam diyor ki, ya diyor ben hep bunları destekledim ama bunlar benim çocuğumu işe koymadılar diyor. Yani adamın zaten desteklemesinin başka bir, yani mantıklı sebebi yok. Başka AK Parti'nin desteklenmesinin mantıklı bir sebebi yok ki. Adam diyor ki, ya diyor beni nasıl çocuğumu işe koymazlar, belediyeye almazlar. Ben bunlara bu kadar peşlerinden gittim vesaire diyor. Şimdi bu ne demektir? Ben bunu yüzden AKP'nin peşindeyim demektir. Şimdi AKP umut yaratamadığı gibi artık bu insanlara bir şey de sağlayamıyor. Bir parasal bir avantaj vesaire de sağlayamıyor. Ve dolayısıyla hem halktan ciddi bir kopukluk artık var. Hem de zaten AK Parti'nin artık standart, gerçekten modern bir siyasi parti görünümünden çok zaten uzaklaşmış olması gibi bir durum var. Bu da ne demektir? Yani siyasi parti nedir? Farklı fikirlerin, bakış açılarının da olabildiği, tartışılabildiği veya farklı kurumların o partinin içerisinde
karar alma sürecinde etkili olabildiği yapılardır. Yani şimdi AK Parti artık böyle bir yapı falan değil ki. Tek bir adamın yönetimi ve bütün bir kurumu o doğrudan iki dudağın arasından çıkan sözlerle idare etmektir. Böylesi bir güven vermeyen ve umut yaratmayan bir ortamda siz dışarıdan artık yeni insanlar bulamazsınız ve yeni bir vizyon ortaya koyamazsınız. Bunun en net bence göstergesi şeydi. Yani Murat Kurum'u önce bakanlıkta alıp aday yapmaları, yani İstanbul adayı yapmaları, sonra adamın kaybetmesine rağmen tutup onu tekrar bakanlığa geri getirmeleridir. Sürekli aynı kişiler arasında bu artık pozisyonlar dağıtılıyor. Yeni insanlar, gerçekten özgür ağırlığı olan insanlar bu partiye katılmıyorlar. Veya şöyle oluyor, bizzat bu insanlar değil de onların birinci ya da ikinci dereceden yakınları sadece atanıyor ve onlar bu AK Parti'nin kurumsal yapısı içerisinde varlıklarını devam ettirebiliyorlar, bazı önemli görevleri alabiliyorlar. Bunun dışında AK Parti'nin artık bu cendereyi aşabilmesi ve halka güven verecek, onlarda geleceğe dönük bir vizyonu ortaya koyacak bir yeni kadroyla ortaya çıkması vesaire mümkün değildir. Yeni gelenlerin özgür ağırlığı olmaz. Özgür ağırlığı olan insanlar da AKP'ye gelmez.